Good afternoon, everybody. Please be seated. Thank you very much. Welcome to the State Department. Hepinize iyi öğleden sonralar. Lada doslorunas arasun dasunas, which, if I said that correctly, means you are here among friends. I can't. It's my honor to welcome all of you to the Department of State, especially our very distinguished guests, Prime Minister Erdogan and Mrs. Emine Erdogan and her family, her beautiful family, who are here with her. Deputy Prime Minister Arinç and Mrs. Arinç and Foreign Minister Davutoğlu and his wife and our friends from the Turkish American community. We're pleased to have all of you here. Evet, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum Dışişleri Bakanlığı'na. Sayın Başbakan Recep Erdoğan, eşiniz, Sayın Emine Erdoğan ve ailenize, Sayın Arınç ve eşine, Sayın Davutoğlu ve eşine hoş geldiniz demek istiyorum. Ve diğer tüm temsilcilere tabii ki. I'm very pleased to be here also, obviously, with my good friend, the Vice President of the United States, and Dr. Jill Biden. I also want to recognize my wife, Teresa, who is here. And I want to welcome Turkey's ambassador to the United States, Namık Tan and Fugen Tan, Mrs. Tan. Thank you for being with us. Ayrıca bugün bizle birlikte Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Biden ve eşi Jill Biden, benim eşim Teresa, Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Namık Tan ve eşleri Fugen Tan da var. Throughout my first 100 days as Secretary of State, I visited no country more than I have visited Turkey. I've been there three times already, and to put that in perspective, I have been home only twice. Ve Dışişleri Bakanlığı'na atanmamdan sonraki ilk 100 gün içerisinde hiçbir ülkeyi Türkiye'yi ziyaret ettiğim sıklıkta ziyaret etmedim. 3 kez Türkiye'ye geldim, eve ancak 2 kere dönebildim. So I very much appreciate that my friends in Turkey have welcomed me into their homes. I've had the pleasure of marveling at the foreign minister's extraordinary collection of calligraphy. I've experienced the warm hospitality of our friends, and I've laid a wreath at Anıtkabir and the beautiful monument to the founder of the Republic. And in our many conversations in Ankara, in Istanbul, in Rome, in Brussels, and in what I think I'm at are almost daily telephone calls, we have strengthened our very strong personal relationship and our strategic alliance. Evet, Türk halkının bana gösterdiği misafirperverliği çok takdir ettiğimi de belirtmek istiyorum bu ziyaretlerim sırasında. Sayın Dışişleri Bakanı bana zengin kaligrafi koleksiyonunu gösterdi. Herkes son derece misafirperver bir şekilde ağırladı. Ankara'yı ziyaretimde Anıtkabir'i, Atatürk'ün mezarını ziyaret etme fırsatı buldum. Aynı zamanda pek çok değişik bölgelerden de temasa geçtik. Ankara'dan, İstanbul'dan, Roma'dan, Brüksel'den ve böylece günlük telefon görüşmeleri aracılığıyla da güçlü ve stratejik ortaklığımızı geliştirme fırsatı bulduk. So I'm honored to return your warm hospitality by welcoming you here to Washington to the Harry Truman building. After all, it was his defining policy in the aftermath of World War II, the Truman Doctrine, that cast the modern relationship between the United States and Turkey. And it is a relationship that is shared, rooted in democratic values, freedom, pluralism and justice. 5 years after Truman outlined his vision, Turkey joined NATO, and our mutual commitment to regional peace and security has grown only stronger in the decades since. Evet, ben de kendime gösterilen bu misafirperverliği burada Dışişleri binasında, Harry Truman binasında sizlere gösterebilmekten dolayı son derece mutluyum. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya koyduğu Truman doktrini sayesinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güçlü ittifak sürecinin başlamasına en büyük katkılarda bulunan kişilerden biridir Harry Truman. Bu sayede Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler demokratik, çoğulcu ve adalete dayanan bir sistem içerisinde gelişmiştir. Ve kendisinin ortaya koyduğu doktrini takip eden 5 yıl sonra NATO üyesi olmuştur Türkiye ve NATO müttefiki sıfatıyla da karşılıklı ilişkilerimiz güçlü bir şekilde devam etmektedir. Of course, our alliance, like any alliance, requires vigilance. And on the day that I was sworn in as secretary, a suicide bomber in Ankara took the life of a Turkish guard at the U.S. Embassy, Mustafa Akarsu. And he bravely stood in front of that bomb
to save the lives of countless others. We grieve his loss and those killed just this past weekend, the victims of two car bombings in Rehanla, and America's thoughts are with those who mourn their loved ones and those who wait for their loved ones' wounds to heal. Tabii bizim bu ittifakımız birlikte son derece çevik ve son derece hazır bir şekilde hareket etmemizi gerekiyor. Maalesef ben Dışişleri Bakanlığı görevime atandıktan bir gün sonra Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne bir saldırı yapıldı ve bu saldırıda elçiliğin koruma görevlilerinden Sayın Mustafa Akarsu hayatını yitirdi. Kendisi cesurca elçilikte çalışanları korumaya çalışırken hayatını kaybetti. Hepimiz kendi kaybından dolayı son derece üzgünüz. Aynı zamanda Reyhanlı'da hafta sonu yaşanan bombalamalar nedeniyle kaybedilen hayatlar için de bir kez daha taziyelerimi ifade etmek istiyorum. We all gather here knowing that we have a distance to go to make our world more secure and stable. And never has that been, that effort been more important than it is today. So it's comforting to know that where the thorniest problems exist, we look beside us and we find Turkey at the table helping to lead. Evet, burada önümüzde kat edilmesi gereken çok büyük bir mesafe olduğunun çok ciddi kanıtları bunlar. Önümüzde dünyayı istikrarlı ve güvenilir hale getirmek gibi büyük bir görev var. Ve bu görev hiçbir zaman bugün olduğu kadar önemli olmadı. Ama biz çevremize baktığımızda, yanımıza baktığımızda bu görevde yanımızda güçlü bir ortak olarak Türkiye'yi görüyoruz. The crisis in Syria, the new challenges exposed by the transitions in the Arab world, the opportunity to forge peace in the Middle East. In each of these priorities, Turkey has been and will continue to be a vital partner. Ve hem Suriye'deki kriz olsun, hem Arap dünyasında yaşanan geçiş dönemi, beraberinde Orta Doğu'daki süreç, Türkiye bunların hepsinde bizim paydaşımız olmaya, müttefikimiz olmaya devam etmiştir. This is in the nature of Turkey. 90 years ago, Atatürk wrote a beautiful letter to the United States Congress. Telling America that the nation that he founded shares our love of liberty, independence, and democracy. He said, keep your heart open to the Turkish people. Turks, he said, are just like you, sincerely striving for the promotion of progress and justice in the world. Bu esasen Türklerin doğasında var. 90 yıl önce Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra Amerikan Kongresi'ne yazdığı mektupta Türklerle Amerikalıların ortak değerleri paylaştığını, bunların özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi olduğunu, Amerikalıların Türklere karşı kalplerini açık tutması gerektiğini, ancak bu şekilde ilerleme yolunda adımlar atılabileceğini ifade etmişti. Today your rich culture combines the traditions of the East and the West. The ancient and the modern, just as your country spans Europe and Asia. Your growing economy capitalizes on the innovation of extraordinary citizens. And your proud place on the global stage is reflected in your readiness to address the world's most pressing problems. Your success is your own creation. Evet, siz güçlü kültürünüzle, Doğu ile Batı'yı birleştiren niteliklerinizle, modernle gelenekseli bir arada yaşamanızla ve Avrupa ile Asya arasında aldığınız yerle çok özel bir konuma sahipsiniz. Ayrıca vatandaşlarınızın yenilikçi çabaları küresel ortamda çok büyük değerler taşıyor ve gelişmeye olan hazırlıklılığınızı bize bir kez daha gösteriyor. But Mr. Prime Minister, what I think we all most appreciate about the US-Turkish relationship is that it's grounded not just on high-level diplomatic initiatives alone. What truly drives this friendship are our students and our scholars, our scientists and our artists, our tourists and our entrepreneurs, some of the most accomplished of whom are here with us today. Our alliance is strong because of our people. Ve Sayın Başbakan, bizim bu süreçte en fazla takdir ettiğimiz şey Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece yüksek diplomatik temaslar düzeyinde sürdürülüyor olması değil. Burada bugün bu salonda da bulunan pek çok bilim adamı, sanatçı, girişimci, öğrenci, turist, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güçlü dostluğun değerli temsilcilerini oluşturuyor. I don't know how many of you know this, but Turkey sends more students to America's colleges and universities than any other European nation. And I'm happy to say that includes the children of Prime Minister Erdogan
Foreign Minister Davutoğlu and President Gould. A couple of them actually studied in my hometown of Boston, where you can find so many Turkish students, folks, that we call it Boston Bull. Evet, farkında mısınız bilmiyorum ama Türkiye Avrupa ülkelerinin hepsinden daha fazla sayıda öğrenciyi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderen ülkelerden bir tanesi. Bunlar içerisinde Sayın Başbakan Erdoğan'ın çocukları, Sayın Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun çocukları ve Sayın Cumhurbaşkanınız Gül'ün çocukları da var. Ve bu öğrencilerden çoğu benim şehrim olan Boston'da yaşıyorlar ve kendilerini Boston Bulls olarak adlandırıyoruz biz. The long list of successful exchange students includes Hamdi Ulukaya, who is here today, and when he left Eastern Turkey's dairy country to come to study in upstate New York, he didn't know a word of English. He had $3,000 to his name. Today, Hamdi employs 3,000 people at Chobani, which runs the two largest yogurt manufacturing facilities in the world. And in the great Turkish tradition of philanthropy, every year, Hamdi gives away 10% of his company's profits. Ve bu Türk girişimcilerin uzun listesinde Hamdi Ulukaya'nın özel bir yeri var. Kendisi değişim öğrencisi olarak ilk Amerika'ya geldiğinde New York eyaletinde bulunmuştu ve bir kelime bile İngilizce bilmiyordu. Yıllar içerisinde kendisi dünyanın en büyük üçüncü yoğurt firmalarından bir tanesi olan Chobani'yi kurdu ve bugün Chobani bünyesinde 3000 kişi çalışıyor ve Türklerin iyiliksever faaliyetlerini yansıtırcasına gelirinin %10'unu da hayır faaliyetlerine bağışlıyor. Prime Minister Erdogan. Prime Minister Erdogan, your visit to the United States is really a great celebration of the firm U.S.-Turkish friendship. And we affirm today that it is stronger than those who try to intimidate us with violence. It is tougher than the tests we face together in all corners of the globe, and our arms reach out wider than the waters that separate us. As the proverb says, and I will try this, da da a kavuşmaz insan insana kavuşur. The mountains do not come together, but people do. And it's up to us to make it so. So thank you for your friendship, Mr. Prime Minister. Welcome to Washington. Ve Sayın Erdoğan, sizin bu ziyaretiniz Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki dostluğu bir kutlama niteliği taşıyor. Bizim bu dostluğumuz bizim bize gösterilen şiddetten çok daha güçlü. Bizim yaşamakta olduğumuz testlerden çok daha zor. Beraberinde kollarımız, birbirimizi kapsamak için uzatacağımız kollarımız bizi ayıran sulardan çok daha uzun ve geniş. Bunu yansıtmak için de söylemeye çalışacağım bir atasözü olacak. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Bunu da söyledikten sonra bir kez daha size teşekkür ediyorum ve Washington'a tekrardan hoş geldiniz diyorum. The country and the State Department are very fortunate to have a vice president who is as deeply experienced in foreign policy as Joe Biden. And it is not just words when I say to you that he knows the importance of marrying our interests and our values. Joe and I, Vice President and I have been on a journey together since 1972. And we've served together on the Foreign Relations Committee for 26 years. We used to joke about the fact that those of us sitting to the left of the Vice President, Paul Sarbanes, Chris Dodd, myself, we thought we would never any of us be chairman of the Foreign Relations Committee because he had such a strong heartbeat and he was so young. Ülkemiz ve I'm totally screwed up. Ülkemiz, Dışişleri Bakanlığımız gerçekten de son derece deneyimli Joe Biden gibi bir
siyasetçiyi başkan yardımcısı olarak aramızda gördüğümüz için son derece şanslı. Biz esasen başkan yardımcısı Sayın Biden'la birlikte bu siyaset yolculuğuna 1972 yılında başladık. 26 yıl Dışişleri Komitesi'nde birlikte çalıştık. Esasen bizim burada yaptığımız bir şaka vardı. Başkan yardımcısının solunda oturanların bu süreçte çok da fazla ilerleyemeyeceği ile ilgili. So I'll just summarize by saying very quickly, the Vice President, when he served in the Senate, was the leading voice, the conscience, really, that called to account America's actions in Bosnia. He was prescient with respect to Iraq and Afghanistan. I think he was the first American on the ground with President Karzai before he became president, days after he went into the country. He's always been on the cutting edge, the leading edge of our foreign policy issues. We are lucky, Mr. Prime Minister, to have a vice president who is as knowledgeable about foreign policy and as much of a supporter of the enterprise of the State Department. Ladies and gentlemen, the Vice President of the United States, Joe Biden. Evet, Sayın Başkan Yardımcısı Amerika Birleşik Devletleri için dış ilişkiler anlamında her zaman önde gelen bir ses oldu. Amerika'nın Bosna'daki eylemlerinin yapıcılarından bir tanesi oldu. Irak ve Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk temsil eden kişilerden bir tanesi oldu. Karzai başkan olmadan önce Afganistan'da kendisiyle tanıştı ve dışişleri anlamında, yabancı politikalar anlamında bu kadar deneyimli bir kişinin bugün burada Dışişleri Bakanlığı'nda bizlerle birlikte olması son derece büyük bir onur. Mr. Prime Minister, like John, I used to be powerful once as well. When I left the Senate and chairmanship of the committee to take on this job, I felt John should experience the same demotion as I did. That's why I recommended him so strongly for Secretary of State. Evet, Sayın Başbakan, ben Senato'dan ve Komisyon Başkanlığından ayrılırken John'un da benim görevimi çok benim yaptığım kadar başarıyla yapabileceğini düşünmüştüm. O nedenle Dışişleri Bakanı olarak kendisini de isim olarak önerdim. Mr. Prime Minister, you and I have known one another for a while. And as I said to you the first time we met, I have great faith in your leadership. Size ilk son kısmını duyamadım efendim söylediğini mikrofon. Size ilk görüşmemizde de söylediğim gibi gerçekten de size son derece içtenlikle inanıyorum. And I'd like to say to all our Turkish and American guests here today that you all may think you understand something about hospitality, but the last time I visited Istanbul, the Prime Minister had just returned home from the hospital, and he was kind enough to invite me to his home. He surrounded me with his beautiful and bright children and grandchildren, and we spoke candidly for hours. And so I say to my American friends, you cannot understand the true meaning of hospitality until you've been welcomed by a Turkish family into their home. Evet, burada bizler hepimiz misafirperverlikle ilgili bir takım şeyler bildiğimizi düşünüyoruz. Ama ben son sefer İstanbul'u ziyaret ettiğimde Sayın Başbakan hastayken kendisini evinde ziyaret etme fırsatı buldum. Beni güzel çocukları ve torunlarıyla birlikte karşıladı. Benimle gayet samimi bir şekilde saatlerce konuştu. O nedenle Amerikalı dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir Türk ailesi tarafından ağırlanmadan gerçek misafirperverliğin ne olduğunu anlamak mümkün değil. John and I are delighted to have your entire family here today, and they've already been introduced, but I want you to know that when I thought I was introducing my wife Jill to your daughter, she said, no, we've already met, and I've met his son as well, and she said, do you know, we have a new doctor in the house. Got her PhD, her doctor's degree. Congratulations. I'm proud that your children chose to study here, and I understand that your grandchild, one of your grandchildren was born here, and these ties of family bind us even closer together.
Evet, bugün gerçekten ailenizi burada John'la birlikte ağırladığımız için son derece mutluyuz. Cile'de ailenizi tanıştırırken sorduğumda kendilerinin daha önceden tanıştığını söyledi bana. Hatta çocuklarınızdan bir tanesinin doktora çalışmalarını da bitirdiğini öğrendim. Aynı zamanda çocuklarınızın buraya öğrenimlerini tamamlamak için gelmiş olmalarından dolayı son derece mutluyuz. Ve bildiğim kadarıyla torunlarınızdan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. İşte bütün bunlar aile bağları da bizi birbirimize bağlıyor. Mr. Prime Minister, Turkey is a great and growing power. And this visit is at a critical moment in one of our most important relationships. Our countries, as John has pointed out, have been NATO allies for more than 60 years. But I'm not sure there's ever been a time when the challenges of a changing region and a changing world have so powerfully brought our interests together. Evet, Sayın Başbakan, Türkiye giderek büyüyen ve güçlenen bir ülke ve bu ziyaretiniz de bizim ilişkilerimiz açısından son derece önemli. Çünkü ülkelerimiz 60 yıldan daha fazla süredir NATO müttefikleri ama dünyanın bu döneminde yaşadığımız zorluklar kadar ciddi zorlukları başka bir dönemde yaşadığımızı düşünmüyorum. O nedenle ülkelerimizin bu dönemde yakın çalışıyor olması çok daha değerli. The challenges of not just hastening Bashar Assad's departure, but laying the groundwork for a stable, secure, and democratic day after, because that's the only way to truly end the suffering of the Syrian people. The challenge of holding open a closing window for Middle East peace by helping both sides find constructive ways to move forward. The challenge of winding down a war in Afghanistan. All of these challenges, we are tied together. We have the same objective, and we need to work as closely as we can to bring them to fruition. Evet, burada bizi bekleyen zorluklar sadece Sayın Esad'ın ayrılması, görevden ayrılması değil. Ama o ayrıldıktan sonra ortamın istikrarlı, güvenilir, demokratik günler için hazırlanması. Çünkü Suriye halkının acı çekmesini durdurmanın tek yolu bu diye düşünüyorum. Ayrıca Orta Doğu barış süreci için de bir açık pencere bırakmak zorundayız. Bunu her iki tarafı da yapıcı şekilde ileriye doğru hareket etmeye yönlendirerek başarabiliriz. Gerçekten de çok büyük güçlükler var. Bunları ancak birlikte aşabiliriz. As President Obama said at the beginning of our first administration, he said, Turkey's greatness lies in your ability to be at the center of things. I'm sure that sometimes you wish you were less at the center of things. But in this imperfect world, as we all well know, Mr. Prime Minister, that's the price paid for leadership. And the good news is that when the United States and Turkey stand shoulder to shoulder, no challenge is too great for us. Evet, Sayın Başkan Obama'nın 4 yıl önce söylediği gibi Türkiye'nin büyüklüğü her şeyin merkezinde olabilmesinden geliyor. Ama bazen eminim siz bu kadar merkezde olmamayı da diliyorsunuzdur. Ama bu mükemmel olmayan dünyada sizin de bildiğiniz gibi Sayın Başbakan, liderliğin bedelleri var. Ama iyi haberim şu ki Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye omuz omuza verdiği sürece hiçbir güçlük bizim için çok büyük olamaz. And as the President said in our long discussion and demonstrated in our long discussion in the Cabinet room today, we fully embrace that partnership and we fully embrace the further expansion and influence of Turkey's economically, politically and strategic influence working with us. Ve Sayın Başkan'ın bugünkü konuşmalarda da bahsettiği gibi biz ortaklığımıza çok büyük değer veriyoruz. Bunu tam anlamıyla kucaklıyoruz. Siyasi ve stratejik anlamda ortaklığımızı çok değerli buluyoruz. And because I will demonstrate a lack of hospitality unless I let you sit down and eat something, I'm going to forego the rest of what I was going to say and just say to you, Mr. Prime Minister, the U.S.-Turkey relationships have brought enormous benefits to both sides over the past 60 years. And I am absolutely, absolutely certain the next 60 years will even be more beneficial to both of us. So, Mr. Prime Minister, let's make the best of this moment for our countries, for the region and the world,
because together as friends and allies, we can make a whole lot of places a lot better than they are today. Sayın Başbakan, size daha fazla burada ayakta tutup bir şeyler yemenize izin vermezsem ben güzel bir misafirperverlik örneği gösterememiş olacağım. O nedenle sözlerimi bitirirken Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin son 60 yıl içerisinde her iki tarafa da çok büyük yararlar sağladığını düşünüyorum. Ama bu ilişkinin ilerisi için de çok büyük potansiyel taşıdığı fikrindeyim ve önümüzdeki 60 yılın daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü biz arkadaşlar ve müttefikler olarak yaptığımızdan daha iyisini yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. And finally the podium is yours. Please. Thank you. Thank you. Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın Dışişleri Bakanı, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler ve efendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Başkan Yardımcısı Sayın Biden ile eşine, Dışişleri Bakanı Sayın Kerry ile eşine, şahsıma ve heyetime bugün burada gösterdikleri ev sahipliği sebebiyle kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Mr. Vice President, Mr. Secretary of State, ladies and gentlemen, I would like to express how happy we are to be here with you, and I would like to thank Mr. Vice President Biden and his wife, to Secretary Kerry and his wife, for the hospitality shown to us and to our delegation since the time we arrived in the United States. Sizlerin şahsında Sayın Obama'ya heyetimize gösterdiği hüsnü kabulden dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. I would like to thank President Obama in your person the extraordinary welcome he has presented to our delegation. Bu sabah az öncesine kadar Sayın Başkan'la ve heyetiyle şahsım ve heyetim olarak gerçekten uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdik. This morning until we came here we have conducted long deliberations with President Obama in person and as delegations. We had extensive exchange. Siyasi anlamda bölgeler arası konuları, bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirirken, diğer noktada Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatını bulduk. We had the opportunity to evaluate political situation, the developments in the region, and as well as the economic relations between Turkey and the United States. İstişarelerimizin detaylarına daha dar kapsamda bu akşam bir akşam yemeğiyle birlikte Sayın Başkan'la devam edeceğiz. We are going to continue our discussions with President Obama in a shorter term tonight during our dinner. Çok değerli katılımcılar, Türkiye-Amerika ilişkileri çoğunlukla bir siyasi tarih konusu olarak bilinir. Ladies and gentlemen, the relations between Turkey and the United States are often known as a history of political history. Oysa ki her iki milletin her geçen gün derinleşen ve güçlenen bağlarının temelinde kadim semboller ve karşılıklı fedakarlıklar yatıyor. However, in the close relations between the people of both nations, there are ancient symbols and exchange between the people. Şu anda bulunduğumuz bu güzel binanın sadece bir mil uzağındaki
George Washington anıtında üzerinde Sultan Abdülmecid'in tuğrasının bulunduğu bir mermer yer alıyor. Just 1 mile from this beautiful building at the George Washington Memorial, there is a relief that is carved on the wall that bears the signature of Sultan Abdülhamid. Abdülmecid. Sultan Abdülmecid dönemin Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ricasını kırmayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını simgeleyen bu anıta bir hediye göndermiştir. Sultan Abdülmecid at that time did not refuse the request coming from the United States to send a memory to celebrate the independence of the United States. Beyaz mermere Osmanlı figürlerinin işlendiği blokta şu ifadeler yer alıyor. There are certain words carved in the marble block. İki ülkenin ebedi dostluğunu güçlendirmek için Abdülmecid Han Washington'daki dikili taşa adının yazılmasına izin verdi. Sultan Abdülmecid Han has approved that his name would be carved on the stone in order to celebrate the reinforce the friendship between the two nations. Yaklaşık 170 yıl öncesinden gelen bu hatıra bizlere iki ülkenin dostluğunun kökenlerini hatırlatıyor. This memory that comes from 170 years back reminds us the roots of the friendship between the two nations. George Washington anıtından biraz ileri yürüdüğünüzde karşınıza Kore Savaş anıtı çıkar. If you walk a little further down George Washington Memorial, you are going to come across the Korean War Memorial. Kore Savaşı'nda yaşamlarını kaybeden fedakar askerler için yapılan bu anıtta tıpkı bundan 60 yıl önce Kore'de omuz omuza savaşan askerlerimiz gibi iki ülkenin bayrakları yan yana dalgalanıyor. The names of the soldiers who lost their lives in the Korean Wars 60 years ago and our soldiers who fought side by side 60 years ago, they are there to mark their common endeavor. Kore anıtını geride bırakıp ABD Kongresi'ne vardığınızda bu defa sizleri Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi selamlar. If you walk further down when you come to the US Congress, you are encountering the relief of Suleyman the lawmaker. Hukuk devletinin tesisine katkıda bulunan diğer 22 tarihi liderin resimleriyle birlikte Temsilciler Meclisi toplantı salonunda asılı duran bu portre esasen iki milletin sahip olduğu değerlerin de bir nişanesidir. This portrait, which is on the walls of the House of Representatives, is actually showing the friendship between the two nations, among together with the other 22 nations that helped the establishment of the United States. Yani çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti anlayışı bizleri binlerce mil öteden birbirimize ayrılmaz biçimde bağlıyor. The principles of rule of law and pluralist democracy are tying us together from across thousands of miles. Değerli dostlar, şunu herkes bilmeli ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kadim ittifakı en çok da küresel sorunları çözmek hedefine odaklanmıştır. Dear friends, everybody should know that the objective of the old partnership and friendship between Turkey and the United States is targeted towards solving global problems. Türkiye çok eskiye dayanan tarih, kültür, devlet ve medeniyet birikimiyle küresel meselelere önemli katkılar sunan, daha fazlasını da yapma azminde olan bir ülkedir. Turkey is a country that presents its historical, cultural,
experience as well as its experience in statehood and civilization, and is a country that is also willing to contribute more. Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki Türkiye başta Selçuklu Devleti ve Osmanlı Cihan Devleti olmak üzere çok sayıda büyük devletin bakiyesi ve birikimi üzerine inşa edilmiştir. I would like to remind the fact that Turkey has been built on the experience of a multicultural empires of the Seljuk State and the Ottoman Empire. Türkiye'nin selefleri olan Selçuklu ve Osmanlı devletleri Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan çok geniş bir coğrafyayı uzun yıllar barış ve adalet içinde idare etmişlerdir. Predecessors of the Republic of Turkey, the Seljuk State and the Ottoman Empire have ruled many territories stretching from Asia to Europe and Africa and has built an important civilization. Türkiye'nin bu birikim ve tecrübesinin günümüzün küresel sorunlarına katkı sağlayacağında hiç şüphe yoktur. There is no doubt Turkey's accumulation and heritage is going to contribute to the solution of global problems. Şimdi gün bölgemizde ve dünyamızda barış, hoşgörü, huzur, refah ve istikrar dışında da hiçbir gayenin amacın olmadığı bir dünyayı tesistir. Today the objective is to establish peace, tolerance, prosperity and stability in the region and in the world at large. Her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı içinde iç işlerine karışmadan, egemenlik haklarına müdahale etmeden barışı ve demokrasiyi en güçlü şekilde tesis etmektir. The objective is to establish peace and democracy with respect to sovereignty rights, with sovereignty of the state, without interfering into domestic affairs. Türkiye'nin Suriye meselesine olan yakın ilgisi bölgesel barışın tesis edilmesi amacına yöneliktir. Turkey's close interest in Syria has the objective of establishing peace in the region as a whole. Bölgede gerek Filistin-İsrail, gerek Suriye meselesi, bunlar gerçekten Orta Doğu barışının şu anda çözülmesi süreciyle barış noktasında olmazsa olmazıdır. In this region, the issue of Syria, the issue of Palestine and Israel are the problems that need to be resolved in order to have perpetual peace in the Middle East. Ve tabii bu bölgede yaşanan dramı hep birlikte çözeceğiz. Of course, we are going to resolve this drama that is being lived in the region together, hand in hand. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üzerinde bu noktada tarihi bir görev söz konusudur. And there is a historical duty on the shoulders of the UN Security Council in this respect. Türkiye'nin dış politikasının ana eksenleri barıştır, adalettir ve en önemlisi de vicdanla düşünme üzerine inşa edilmiştir. The principles behind Turkish foreign policy are peace, justice and having a conscious point of view. Bizler işte kısa bir süre önce Boston maratonunda yaşanan olayda nasıl canımız yandıysa, anneler gününde kadınlar üzerine sıkılan kurşunlarda nasıl canımız yandıysa, şu anda Suriye'de olanlar noktasında da canımız o şekilde yanmaktadır. Just as we were hurt with the attacks in the during Boston Marathon, just as we were hurt during the bullets fired at women at the Mother's Day, we are also feeling the sorrow of what is being lived there in Syria. Şu anda tabii salonda inanıyorum ki Türkiye ve Amerika'nın saygın iş adamları var. Ve bugün öğleye kadar ciddi çalışmalar yaptılar. Öğleden sonra yine bu çalışmalar devam edecek. Bu Türkiye ile Amerika arasındaki 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmini çok daha ilerilere taşıyacak
bir adım olmalıdır diye inanıyorum, böyle düşünüyorum. So we have among us today business people from Turkey and the United States. They have been working so far this morning and they will continue to work again this afternoon. And they are going to take even further the volume of trade between the two countries behind $20 billion, which is the present state. And this should be an important step to be able to further this volume of business. Tabii bu rakamı çok komik görüyorum. Of course, this figure is a bit is insignificant. Türkiye Amerika arasında 20 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi olacak şey değil. $20 billion between Turkey and the United States is a very low figure. Denge bizim aleyhimize. And the balance is to our disadvantage. Bunu da gidermemiz lazım. Bunları da aramızda görüştük. We have to bring balance to the trade and this is what we have discussed. Ve bu noktada inanıyorum ki yüksek düzeyli yapılacak olan çalışmalar gerek ekonomi bakanlarımız gerek dışişleri bakanlarımızın önümüzde yapacakları çalışmalarla bu konuda ciddi adımları atacağız. On these issues, we are going to conduct high-level contacts between the two countries through our Ministry of Economy, through our Ministry of Foreign Affairs. Sayın Biden, Sayın Kerry, özellikle şahsım, eşim, ailem ve yakın çalışma arkadaşlarımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız her ziyarette Amerikan hükümetinin ve Amerikan halkının zarif misafirperverliğine şahit olduk. Mr. Biden, Mr. Kelly, in every visit that we have made to the United States, we have seen the warm and sincere welcome from the U.S. government and the people of the United States. Gerçekten Sayın Biden'ın hastalığımda evime kadar gelip ziyaret nezaketini göstermeleri bizleri çok çok mutlu etmiştir. I was very happy and touched by the visit of Vice President Biden to visit me at home when I was sick. Sayın Kerry'nin şurada bir ay içerisinde iki kez bölge sorunlarıyla ilgili Türkiye'ye geliş gidişi hakikaten hassasiyetini göstermesi bakımından çok çok önemli. And the two visits Secretary Kelly had made to Turkey within one month shows his keenness in his approach to the region. Tabii gençlikleri inanıyorum ki bizim de dinamizmimizi artırıyor. And their youth is increasing our discipline and dynamism. Sayın Obama'ya ve siz değerli çalışma arkadaşlarına bundan sonraki süreçte de birlikte el ele başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum. Afiyet olsun diyorum. I would like to wish President Obama and close colleagues such as you are big success in the future in every path you take. Thank you.